İslam diniga itiqod qilgan har bir musulmonning boshqalarni yaxshi ishlarga da'vat qilish va yomon ishlarni ko'rganli yerda cheklash bilginini ayimasdan boshqalarga o'g'itish majburiyati bordir. Chunki islom dinimizning asosiy prinsiplaridan biri o'zingga arzu qilganni qilindishingga arzula. Biz da'vatning mohiyati, ahamiyati qandoq va qaysi shaklda elib berilishi haqida İstanbul'da yaşayotgan yosh olim Abdul Ahad Hajim hazırlab sunğan Da'vatning mohiyati va uslubi nomli programmani diqqatingizga sunmoqchimiz. Diqqatingizlar ekranimizda bo'lsin. Labbayk Allohumma labbayk. A'udhu billahi minash shaytonir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبعد عزيز تلفزيون كويتي مسلمانlar bugünkü programımız yine davet doğrusunda bulunmakçı biz bugünkü 3 programda davetini tanıştırış, davetçilerini tanıştırış, davetçilerinin kilişi, ne için kireklik, davetçiler ve davetçilerinin kilişi, ne sebep var, bunların kilişi sebepler kaysa, kaysa sebepler var doğrusu da sözlep ettik. Bu sebeplerini asas kılıp iki kıl sebepke cuhulgan idik. Bu sebeplerin birincisi peygamberlerinin kilişi. Yani biz peygamberlerini davetçi de atayımız. Davetçi dediğimiz de bu peygamberler. Peygamberler dediğimiz de bu davetçiler dişimiz gerek. Kiyinki bu davetçiler, yani peygamberlerinin ümmetinin ümmeti olan bu davetçiler olsa, olanı davetçiler de atayımız. Biz hazır davetkan mesela, yani bu peygamberlerinin kilip, olağa kitaplarının çürülüşü, çürülüp, biz insanlığa o yüzünden davetin yetkiz işinin, yani nemişke, nemişke sebepçi buldu, Kaç sebepler oldu dediğinde bunun iki sebep doğrusu da sözlep ötken. İki kıl sebep bağlıklı. Bu sebeplerin birincisi akide ve akidenin delillerinden kilip çıkan sebeplerde bunun da üç kıl sebeplerini dep öttük ötkenki programda. Bugün inşallah Allah izin verse Akide ve akidenin delillerinden kilip çıkan sebeplerinin dördüncüsüne deyip ötümüz. Bu dördüncüsü olan inşallah birinci grupta ağan sebepler tügeydi. Onun için Allah izin verse, vaktimiz yar verse ikinci kıldaki sebeplerle ötümüz inşallah. Akide ve akidenin delillerinden, ayet ve hadislerinden kilip çıkan sebeplerinin dördüncüsü olsa, Allah subhanahu ve ta'ala insanlığını yeryüzüde halife kılıp yaratkanlık için. Allah subhanahu ve ta'ala insanlığını yeryüzüde halife kılıp ve bu insanlığını şu halifelikke
yarışa iş ve amel hareket kılışkı buyurdu. Allah subhanahu wa ta'ala bu hakta mandaktıdır. وَعَدَ اللّٰهُ الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّ لَهُمْ مِنْ بَعْدِهِمْ خَوْفًا مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا. Allah subhanahu wa ta'ala iman etkan silahının içinlerinde insanlar silahının içinlerinde iman etkan İman etkan deyken bu imanına yarışa, imanının takazzası boyunca, imanının talebi boyunca, doğru amellerini, yakşı amellerini kılgan kişilerine, yeryüzüde halife kılganlıkına, ve bu kişilerin ki, iman ne mi buludu? İman, dibir din buludu. Din iman keltürgün. Yani Allah subhanahu wa ta'ala'nın dinini din deyip tonuğan, şunu itikad kılgan ve şu din buyurgan şekilde amel kılgan kişilerge bunların dinini yeryüzüde hakimiyet kılıp birdiğallıkını. Ve bu kişilerge burun Müslüman boğulmuğun bolsa, ya ki aciz Müslüman boğulmuğun bolsa, olada havf, endişe, ve gam besvaldığalıkını olağa Allah subhanahu wa ta'ala yeryüzüde güç, kuvvet ve hakimiyet ata kılgan dinkin onun bu korku ve gam endişinin onuğa tinçlik, amanlık ve hatircemlik verdiğalıkını ve edip öttü. İkinci bir ayette Allah subhanahu wa ta'ala huve enşe'akum minel ardi ve esta'marakum fiha dedi. Allah subhanahu wa ta'ala sizlerini zeminden yani topraktan zeminden yarattı ve sizlerini o zeminini tamir kılışka buyurdu dedi. Şu an yaşattı demek için. Allah subhanahu wa ta'ala yeni bir ayette huve enşe'akum minel ardi وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِي هَادِدَ Allah subhanahu wa ta'ala beyaz demek çoğunu ey insanlar Allah silahını zeminden yarattı. Zeminden berpa kıldı. Topraktan varlıkı keltürdü. Ve silahını o zeminde yaşattı dedi. وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِي هَادِدَ Yani zeminini silahı mesken kılıp verdi. Diğerlikiden birincisi Allah subhanahu wa ta'ala silahını halife kılgallığı için halifeliknin vazifelerini, mesuliyetlerini ada kılınlar. Dedi. Halife degen mana. Yani halife desek bu halife degen Arapça bir söz. Arapçada halife iki kıl düşüncede okuludu. Birincisi, yok kılıp gitken bir kişinin oğlu da tutup duran kişi. Misal, birer padişah veya ki birer idarenin başlığı, birer organının reisi, okşaş insanla özünün birer iş çıkıp kaldı. Ya ki kesel bulup ağırıp kaldı. Ya ki tuyuksuzlan. Ölüp gitti. Ölüp gitse onuna destek durduğun Adem'le o kişinin hizmetini durduğun kişini halife deydi. Bu ya da bu halife degen bu hukum Allah subhanahu wa ta'ala'nın bir yerden mesela kılvatkan halifelikki kirmeydi. Yani biz insanlar hiç kimin izbasarı olup dünyada tutmak tutanamaz. Yani
Yine halifenin ikinci bir hıl manası var. Bu mani olsa, baştaki kişi, biz az ilgire dep ötken, padişah olsun, başlık olsun, ya ki birer organının ki reisi olsun, buna boğan takdirde mi? O kişilerde izzet ve hürmet kılıç yüzüsünden ikinci bir kişi onun hizmetlerine, onun kılmakçı boğan işlerine kılıp durdu. Biz bu olsak, bu ikinci kıl çöncedeki halifelerini, halifelikini mesaj kılmakçı biz. Yani insanla yeryüzüde Allah subhanahu ve teala'nın buyruk ve parmanlarını Allah subhanahu ve teala şu dünyada bizim yenimizde bağdık edek, bizini kürep turatkanı gidek, şengen halette onun yol yoruklarını icra kılıçını biz halife deyimiz. Yukarıda biz iki ayet okup öttük. Bu ayetlerden bir kancılığın meniler çıkıyordu. Birincisi halifelik mana. Halife buluşunun mesuliyetleri, vazifeleri. Halife buluşunun süpetleri. Bu çıkıyordu bu ayetten. İkincisi bu olsa yeryüzünü günlendiriş gülün. Ve esta'marakum fihâdın. Çünkü Peygamber aleyhissalatü vesselam bir hadisi de eğer kıyamet günü bulup kılıp silahının kolu birilerinin kolu da bir çivik bulunduğun olsa o çivikini tiksoğun. Bir köçet bulunduğun olsa o köçetini tiksoğun. Diyen hadisi var. Kıyamet günü kapkaptı. Kıyamet uçtumtu talette bulaptı. Ama birimizin, kolu da bir dereknin köçeti bakin. Bunu köçet deyimiz. Köçetini tikkendikin uyaşırıp derek kolu demdi. Şu köçetini hem de kıyamet olup kaldı da koldaki köçetini taşıp etmey onu tiksin deydi Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Bunun manisi ne? Yani biz Müslümanlar İnsanla, Müslüman boğan insanla yeryüzünü güllendiriş, yeryüzüge medeniyet peyda kılış, yeryüzü de insanla yarışa, yaşaşka mükellefiz. Şunun için bu iki ayetin şu hıl manına çıkıdı. Halifelik ve yeryüzünü güllendiriş. Halifelik ne bilen tıkaza kılıdı, ne bilen talep kılıdı dese, halifelik birincisi Allah subhanahu ve teala'ga, Allah subhanahu ve teala'nın birliği ve varlığı'ga çin kalbinin şenci kılış. Biz hazır kadar iman keltiriş, mümin bulaş deyip geldik o. Bu iman keltiriş, mümin bulaş diyenin özü, bir nesi ki işenci kılıç. Yani Allah'a işenci kılıç diken bu. İşenci kılıç var. Biri ki işenci kılmazlık var. İşenmezlik var. İşenci kılıç iman. İşenmezlik olsa kapırlıktır. Misal kılıp etkiden olsak. Biz bir ticaret bakın. Bu ticaretin yani bu ticaretke 100 bin koy, ya ki 100 bin dolar sermaye koysanız, sizge 20 bin dolar ya ki 20 bin koy, çokum payda etkiledi o dese birisi. Eğer biz onunla işini deken bulsak, hakikaten bu ticaretten ben 120 bin koy bulmuşum, 15 bin koy pul tapamen. Dediğim bundan bir işenci olsa biz şu 100 bin dolarını ya 100 bin koyunu derhal o iş için çıkarmaz. Payda. Çünkü bunu işenci kılımız.
Ama şence kılmasak, 100.000 koy tüvül, 1.000 koyumu çıkamayız. 100.000 dolarının oğluna 1.000 dolarımı çıkamayız. Allah subhanahu wa ta'ala'yı şence kılış mı? Şunu okuyacak mesela. Allah subhanahu wa ta'ala'yı kaçınca şence kılgan sıra insanlar, Allah subhanahu wa ta'ala buyurgan, talep kılgan işlerini kılıdı. Sermayeni oturup koydu. Allah Teala'ya boğan işencisi kançilek zayıf boğan sıra o ticaretke sağan sermayesi az boğan dek onun emelleri mu az bulundu. Allah Subhanahu ve Teala'ya işenci kılıç. Allah Subhanahu ve Teala'ya işenci kılıç okşayan okşa şalette Allah Subhanahu ve Teala'nın kitaplarına şence kılıç. Yani bu hakikaten Allah Subhanahu ve Teala'nın öğretken Allah Subhanahu ve Teala'nın tarafından kelgen kitapla idi. Tep çin kalbinin bununla şence kılıç. Kutup deydi Arapçada. Kitaplar. Bu kitaplardan bizim hazırki kulumuzdaki bizim rehberimiz olan Kur'an-ı Kerim. Kur'an-ı Kerim'den ilgiriki hakiki Tevrat, İncil, Zebur, Furkan diyenge okşar. Yani peygamberlerge kelgen kitaplarının hakikatini sözlaydıgan kitaplar ikerlikige, hakikat terapidin kelgen, hak terapidin kelgen kitaplar ikerlikige işenci kılıp, şu kitaplar diyen buyunca amel kılış. Ve rusulihi peygamberlerge işenci kılış. Biz hazır gibini kılavatkan davetçiler. Ge işenci kılış. İşenci kılış biz başladık. Vay ben iman geldim ben mümin. Dep lakin de çapanını uzun kip kalaşını kip kapak işte mümin bulmaydı bu. Peygamber kitap işinden bolsak kitap ne degen bolsa peygamber işinden bolsak peygamber kaysı yolu tutkan bolsa şu yolu lan meniş degen buldu. Kitaplı kayşendik dep kıyap kitabını tamlağı esip kıyaş ya ki öyle kağıdının beşi dokap kıyaş bu kitap işengenlik bulmaydı. Bu kitaplı oğlu oğlu kuludu. Hürmet kıgalı kılıdı. Kitapkı şenci kılıç, onunla emel kılıç diken buldu. Peygamber mi şundak? Peygamberle, oy peygamberim yaş görmeyin, hep toğlasınız mı? Bu ifadesi etmeydi onunki. Peygamberini yaş görmeyin bolsanız, peygamberge şenci kıldığın bolsanız, onun tutkan yolunu tutuşunuz gerek. İman bu, bunu taraf kılıdı. Vel yevmil ahire. Kıyamet, yani kıyamet boğan dinkin başka bir dünya akılıdı. Başka bir gün, bizim günümüzde okşamaydıgan bir gün, bir hayat akılıdı. Bu hayatka meyli, onun içinde devzuhu olsun, cenneti olsun, cennetin içindeki makamlar olsun, cehennem içindeki makamlar olsun, onun aldığıdaki sırat, kokşaş, mahşer kokşaş, vakıalar olsun, hemmesine tefsilatı, başını tartıp tefsilatı kadar hemmege işenci kılıç bunu talep kılın. Halifelik. Yine ahırda iman degenden yine Allah subhanahu wa ta'ala'nın takdirige işeniş. Allah subhanahu wa ta'ala bizlerge bazı bütün işlerini bizge takdir kılıp hüküm kılıp kovan. Özünün iradesi olan. Ha bu işlerini kadri hayrihi ve şerrihi deyimiz. Yakşılıkıga ve yamanlıkıga deyimiz. Yamanlıkıga işenci kılıç deyimiz. Allah subhanahu wa ta'ala'nın takdiri kılgan nesi her güz yamanlık olmaydı. Allah'ın takdiri kılgan nesi hemisi yakşılık kuludu. Ama
İnsan zayıf nesi yok. Aciz. Hem nesinin yakşılık tarafını görenmeydi. Emeliyette Allah subhanahu ve teala'nın takdirliğini hemisi insaniyet için yakşılık boğan bozsa mı? Onu bazı bir hadiselerini insanlar onu yaman da araydı. Onun için insanların körüşüge, kanaatige asasen kadrinin yamanlık terapiği mi? Yaman kürengen terapiği işence kılınçınız gerek. Onun mu Allah subhanahu ve teala'nın takdirliğini kallığı işence kılınçınız gerek mi? Kainatta, dünyada Allah subhanahu ve teala'nın buyrukısız, Allah subhanahu ve teala'nın takdirisiz hiç kandak nasip olmaydı. Bazı bir kişiler bu kadirinin Allah subhanahu ve teala'nın takdiri meselesine inkar kılıp imanın şartı 5 devalıdır. Bu kişilerini ben insafka devak kılıçtım başka bir dersi demek için esbiyede. Takdir ge meyli o takdir sizge yakşılık epkesin ya ki yamanda kürü var nasıl ona onun işence kılıçınız gerek. İkinci bir mesuliyet bu olsa bu halifelikten eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu deyip boğandınken yani imanın sözünü iman kesimini boğandınken onun talebi boyunca emel kılış. Bu şehadet kelimesi eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden resulullah şundak bir söz ki biz hazırkı zamanda bizim hazırkı kürüvatkan zamanımızda kaysi bir teşkilatı girsek kaysi bir idareye kadır bulup girsek hizmetçi bulup girsek o yerge kiriştin burun bizlerden bir hıl vaadilerini alırdı. İşe girgen bolsak, saat 8'de kilisiz, 6'da kaytısız, iş yerinde mındak mındak kiyim giysiz, mındak mındak işlerini kılmaysız, hırıdakası mındak çıraylık şekilde kütüvalısız, deyince okşar. Bizlerde bir kıl, birbirine çıkıl, bizlerden bir çılgan vaadilerini alırdı. Eğer siz bu vaadilerini bir bulup, iş esnasında, hizmetiniz ceryanı da bu vaadige hılaplık kılıp, 8'de kilişke işinizde, 8'de kilişke vaadi bir bulup, 8 yerinde, 9'da, manda kalsınız, bir aşkıkatın kep kalsınız, aşında kep kalsınız, onu sizge biraz demezlik mümkün. Üçüncü kıtın bulup kalsa, sizi çakırıp ekilip, kardeşim, siz bunu, sizin ulan bundan ittifaklaşkan mıyız? Anlaşkan, vaadi belge dediniz. Saat 8'de kilişke. Ama siz saat 9'de, 8'de 9'de kilişke. Siz kardeşim, agahlandırış birimiz. Eğer bunu iken bundan kılır verseniz, siz ne? İşkinin sırtlığı kalıp koymayız, deyip. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu mu? Şundaki bir iş kirgenge okşaş, kirgende vali beygenge okşaş, Allah subhanahu ve ta'ala, Allah subhanahu ve ta'ala'nın peygambere kitabına makul bulup şununla vali beygenlik. Vali beygenlikken bu valige layık emel kılış lazım buldu. Bu emellerinin en beşi de namaz var. İslam'ın rukni 5 değil. Birincisi, eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah. İkincisi, namaz. Namaz okuş değil.
namaz okuş ve bizden Uygurca tabirde okuş deplam şunda tercüme kılımız Uygurca'da. Arapça söz itibarı bilen okuş diye manada çıkmaydı bunun. Namazını ada kılış diye manada çıkıyordu. Arapça'da hel akamta salah hel sallayta dese namazınızı okudunuz mu? Kardeşim ada kıldınız mı? Kardeşim diken buldu. Ama Uygurçı'da biz namazınızı okudunuz mu? Ha okudum deyimiz. İslamiyet namazını yani eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah namazını bizden okuşunu talep kılmaydı bizden. Namazını ada kılışını talep kıldı. Namazını ada kılgan vaktimizde namaz bizne yamanlıktan tutsun. Ama okuğa vaktimizde namazını okusak o tosanmaydı. Şunda fark var. Namazını okuşulan ada kılış. Namazını ada kılsınız o namaz sizne yamanlıktan tosap kılıdı. Ama okup koysunuz o tosanmaydı. İnsanlar dedi ki vay ben namaz okuyayım ve devamlık. Hadiste müşnada de bakken namaz okuyan inne salata yenha anil fahşai vel münker. Ayette bakken namaz fahşiyattan, yaman işlerden ve münkerden tosudurken tosudurdu. Ben ne işe tosulanmayayım ben? Ne için ben günah kılımen deydi? Kardeşim siz namaz okupsuz, siz ada kılmapsız deyemiz onlara. Üçüncüsü zekat. Bir cemiyetinin berpa kılınışı diken buldu. Cemiyette adaletinin meydanın kilesi diken buldu zekat diken. Asası maksidi, manesi emez. Zekat diken paklaş diken buldu. Tapkan pulumuzun malum bir kısmını yoksullara, kembegallara bizden mertebesi yani bizden ahvali tüven boğan kişilere bir iş veren biz kalan melimizini paklaştık en buldum mühendisi. Ama zekatın asası, maksidi adil bir cemiyetini, tenlikte boğan bir cemiyetini berpa kılıştığını ibaret. Bayla bay boyunca yaşayıp geçse, kembegalle kembegalle ki diye şap geçse. Bu cemiyet bulalım mı? Her gün cemiyet bulamaydı. Cemiyet de karışımız mümkün ama bir kalak cemiyet bu. Allah subhanahu ve teala insanların, biz Müslümanların bundak bir kalak cemiyetini berpa kılıştığı talep kılmaydı. Allah subhanahu ve teala bizlerden adalet üstüne kurulgan bir cemiyetini, tenlik üstüne kurulgan bir cemiyetini, hakkaniyet üstüne kurulgan bir cemiyetini berpa kılışımızın talep kıldı. Onun için Allah subhanahu ve teala bizni halife kılıp, halifelik kılan bizni zekat vazifesini ada kılışımızı mesul kıldı. Zekat meselesi de bu kadar toktuluğumuz. Çünkü zekat ne kirdiğim olsak bu zekat meselesi ayrım bir ilim, ayrım bir dünya, bir iktisat, bir cemiyetin iktisadi, bir devletin iktisadi. Bu zekat meselesi. Onun için bu yerde toktuşka mecburumuz. Dördüncüsü roza. Rozada mucik toktalmayımız. Çünkü eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah'ın bir talebi bu. Roza tutuş. Ve ahırda kudreti küçü yetken kişilerin hacike verişi. Bunu talep kıladı. Üçüncüsü, üçüncü kılbı olsa buna hemisi Allah subhanahu wa ta'ala iman keltiriş, peygamberge iman keltiriş, kitabı iman keltiriş, ahiret günüki iman keltiriş, onun için namaz okuş, namaz ada kılış, zakat veriş, ruz tutuş, hac kılış,
katarlık işlerinin hemmesi insanların güzel ahlakta, güzel hislette buluşunu talep kılır. Güzel revişte buluşunu talep kılır. İkinci bir hıl mana, bu başta okuyan ayetlerimizden şikayetini çıkan manalardan ikincisi bu olsa, Allah Subhanahu ve Teala insanlığını, yeryüzünü güllendiriş ki buyurganlığı. Yeryüzünü güllendirin dedi. Ki yeryüzünü siz tamir kılın, yaşatın. Bozulganını siz tüzen dedi. Bu yüzden Müslümanların dünya, terki dünya buluş hakkı yok ikenlikini bilmez. Terki dünya bombazlık ikenlikini bilmez. Bazı bir Müslümanlarımız var o. Hemen dünya ile ne işe? Deydi. Aşında terrak olup bir şeyden de bula. Bunun İslamiyet'in hiçbir alakası yok. Allah Subhanahu ve Teala bizlerge halife bir iş filan, halife kılıç filan yeryüzünü güllendirişke buyurdu. Yeryüzü de medeniyet peyda kılıç. Yeryüzü de buzulganlarını onşaş, tüzeş ke. Yeryüzünü yeşillendirişke buyurdu Allah Subhanahu ve Teala. Halifelikten manası yeryüzü de medeniyet peyda kılış, insanların arasında inaklık ve ittifakını meydana getiriş, inaksızlık ve kalaflıkını yokutuş ne? Bunu talep kıldı. Yine bir ayeti, bu ayetin çıkıdığı yeni bir mana şu ki, bu medeniyet ne? Yeryüzünü pekatlan, Müslümanlığa emez, bütün insaniyetke günlendiriş ne? Talep kıldı. Medeniyet diye vaktimizde, yeryüzünü günlendirgen vaktimizde, siz kapırken siz maya tutup duran, siz mecusiyken siz maya tutup duran, siz pasıkken siz maya tutup duran, maya mu'minken siz maya kilen, deyince yani bunu çıkmaydı. Allah subhanahu wa ta'ala ve esta'marakum fiha, siz insanlığını deydi. İnsanlığını yeryüzünde yaşattı deydi. Yeryüzünde siz insanlığa mesken kılıp verdi deydi. Diyenlikin bu yerde Allah subhanahu wa ta'ala'nın hem insanını bununla buyurganlığını küredeyimiz. Allah subhanahu wa ta'ala insanlığını yeryüzünü güllendirişke ve de medeniyet ata kılışka buyursa insanlığa özlük edin buranı berpa kılalım mı? Allah subhanahu wa ta'ala ayette Allah subhanahu wa ta'ala razı boğan dinini dinga hakimiyet ata kılıdı deb dese Allah razı boğan din kaysi. Bunu kim bildirdi? Allah subhanahu wa ta'ala'ya işenci kılıç, kitaplarına işenci kılıç, peygamberine iman keltiriş, peygamberlerine iman keltiriş, ahiretke iman keltiriş, kadir ve kadirinin hayırlılığı ve şerlilikini bildiriş ne? Kim kıladı? Bunu peygamberler ve peygamberlerinin varisi elif bardığın vazifeler. Eğer peygamberler ve peygamberlerinin varisi boğan davetçiler bulmağın bu sütte insanlar öz çağlap din tutuvağın bulutta insanlar öz çağlap emel kılvağın bulutta ve hazır biz dünyada kürüvatkan okşaş
İslam dinine mensup olmayan, Allah Subhanahu ve Teala razı olan din, olan İslam dinine mensup olmayan kişilerin yeryüzüde kan töke pasatlık, bozgunculuk elip verip, yeryüzünde hanı ve iran kılığı okşaş, yeryüzüde hanı ve irançılık, kalakçılık, peskeşlik, menetçilik ve harabılık meydan kege buladı. Bunların bundak bombaslık için bir yetekçi rehberge ihtiyacımız var. Bu rehberler olsa davetçilerdir. Hoş. Hem de akidenin özüden akidenin özüden ve akidenin delillerinden kilip çıkartan sebeple bu idi. Peygamberler yani davetçilerinin kilişinin kilişki sebepçi olan sebepler bu idi. Hem de ikinci bir kıl sebepler var. Bu sebeplerini inşallah kıskığına vakti de dep ötümüz. Bu sebepler الأسباب التي أوجبها الفهم الصحيح للعقيدة والدين. عقيدة ودينغا بوغان توغرت شانجيدن كليب چقان سبب لدي. عقيدنن وديننن شانجيسي. شانجيسي بولوب مو توغرت شانجيسي بو. Bunun kilit çıkan bir kançılığın sebepler var. Bu sebeplerini asas kılıp etkile baktığımızda üç kıl sebeple çoğulaşımız mümkün. Üç kıl sebep. Birincisi, İslami akide ve dini düşüncenin kilit çıkan dinin kilit çıkan doğru düşüncenin kagan akide ve dinin kilip çıkan doğru düşüncenin sebepleri bolsa, biri sebeplerinin birincisi bolsa, Allah Subhanahu ve Teala insanlığını yarattı, insanlığınkin Müslümanlığını tallab çıktı. Müslümanlığı alayide bir mekan, alayide bir menzil verdi. Bu Müslümanlığın hususiyeti şu ki, bu Müslümanlar yeryüzünün her tarafında var. Mağrib'den tartıp meşrik geçe hem yerde Müslümanlar var. Bu Müslümanlar her kıl milletlerge her kıl cinslerge mensup. Fakat bu milletler, bu cinsler hepsi Müslümanlık, Müslüman buluş sükutu bilen bir ümmet hesaplanır. Bir ümmet. Ümmet boğallığı için bu ümmetin bir devlet, bir merkezi buluş lazım. Şundak yeryüzü giyilip ketken şundak katlı bir ümmetinin beşi boğmasın. Bir olanı bir yere cuklaydıgan bir organının boğmasın. Yaşap geçişi akılge, mantıkka uygunamaz. Onun için olanı bir yere ekildiğen, bir yere cem kıldığen bir rehberge ihtiyacımız var. Bu olsa bizning İslam tariximizda Peygamber aleyhissalatu vesselamning keyingi davrlarining hammasida ta xilofat og'dirilganiga qadar bu kishilarni xalifa deb ataydi. Afsuski bizning o'z jinsimizdagi millatdan bu xilofatni og'dirib chiqadigan insonlar chiqdi.
Bu birinci sebep. Yani akidenin, İslam akidesi moşundak ümmeten vahide, bir ümmet boğan Müslümanlarını bir merkez buluşka talep, merkez buluşuna talep kılgalık için bu merkezge cuğlaydıgan bir rehberge ihtiyacımız var. Bu rehber kim? Davetçi. İkincisi, efsus ki uzun zamandan beri Müslümanlar parçalanan, memleketleri işgal kılınan, işgal kılınmayan bozumu işgalçılarının galçıları tarafından idare kılınan, zulüm çok sıkı yetken bir vaziyet yaşap geldi. İslamiyet bu kıl yaşayışını kat'i doğru kömeydi. İslam akidesi Müslümanlıkka bunu rava kömeydi. İslamiyetin, İslam akidesinin birinci talebi olsa Allah'tan başka hiç kandak mahlukka boyun eğmezlikle talep kıldı. Ama Müslümanların şehirleri, Müslümanların diyarı kafirler tarafından işgal kılınan ninkin veya ki kafirlerinin galçıları tarafından işgal kılınan ninkin Müslümanlar bu tevhid akidesine zıt halette yaşayıp gelmekte. Ve kaza rabbukum alla ta'budu illa iyya. Allah subhanahu wa ta'ala hüküm kıldı ki Allah subhanahu wa ta'ala'nın başka hiç kandak nazik çok unmayasız dedi. Biz efsus ki Müslüman